Selamünaleyküm arkadaşlar. Karadeniz'in incisi Samsun'a herkese merhabalar. Bir adet 6 ileri yağlı kavrama dediğimiz DSG şanzımanımızın kavrama bölümünü açacağız. Bu şanzıman değişecek arkadaşlar. Şanzıman yüksek ihtimalle iç ünitesinde bir problem var ve beyinsel olarak çözülemediği için değişime gidecek. Yine komşudayız. Sedat'ı bulmuş böyle işler. Abi dedi karşı tarafın tası takılı değil. Bu tası ona geçirmemiz lazım. Gel istersen sen de bir içerik çek, en azından eski şanzımanında kavurmasını açalım, takipçilere gösterelim dedik. Aracımız kedi. Şöyle göstereyim. Bu şanzıman genelde kedi Passat araçlarımızda çıkıyor. Bakalım. Jetta'da da var arkadaşlar. 2000 motor Jetta'da da var. Şöyle söyleyeyim. 1.6 motorlarımızda genelde kuru kavurma DSG kullanılırken 1.6'nın üstüne çıkan 2000 dizellerde de genelde arkadaşlar yağlı kavurma kullanılıyor ki kuru kavurma o motorlarda kaldırmıyor. Kırıyor. Yani biz böyle bu şekilde biliyoruz. Farklısını bilen varsa yorumlar açık. Tabii ki de yorum yazabilirsiniz. Şimdi şu tası yerinden çıkartacağım. Çalışmam lazım. Çıkarttıktan sonra balatasını da dağıtacağım, göstereceğim. Yaklaşık bu videoyu bir 6 yıl önce çekmiştim. En son böyle bir video. 6 yıl sonra tekrar, hatta kanalımın ilk videolarından diyebilirim. Belki de ilk 10. veya 15. videosu diyebilirim. Şu ana kadar 700-800 tane video çektik onun üzerine. Yani ilk 15'e girebilir. 6 yıl sonra tekrar aynı video ile karşınızdayım. Heyecanlıyım. Hadi bakalım. Çıkartalım. Bakalım neler çıkacak. Şimdi sökme videolarını çok merak ediyorsunuz. Bundan bahsedeceğim sizlere. Şu tası almadan önce, nerede bu sekmanı da kaçırdık içeri. Şu sekman bu tasın etrafında. Önce bu sekmanı çıkartıyoruz. Şimdi kas kameram olmadığı için bunu sizlere gösteremedim. Öncekinde kas kameram vardı çekerken. Önce bu sekmanı alıyoruz. Şunu kenara bir ayırıyoruz. Sonra bu tası iki tornavida yardımıyla kenarlardan kastırıp çıkartıyoruz. Bu geçmedir. Şuralara zede vermeyin arkadaşlar. Şunlar keçedir. Yağ tutması için kontrollü sökün. Bunu da kenara ayırıyoruz. Sonra şöyle bir tas çıkıyor etrafımıza. Karşımıza, etrafımıza derken. Bunun etrafındaki şu da şu iç kısımda kalıyor. Bunu da çıkarttım göstermek için. Bunu da arkadaşlar bir tornavida yardımıyla kenarlardan çıt çıt attırıyorsunuz. Kenara koyuyoruz. Sonra şu tası alıyoruz. Kavrama tasları karşımızda. Balatası vesairesi içinde. Şimdi bunun kavramasını da sökmek istiyorum. Çünkü içini size göstereceğim için. Diğer tarafta öbür kavrama da biraz dışarıda gibi geliyor bana. Sanki şuranın sekmanını takmadılar ya da bir şey değiştirmiş olma şansları var. Bunu kontrol edip diğerini toplayacağız. Sonuçta çıkma bir şanzıman. Arkadaşımıza yardımcı olmak için buradayız. Bakalım. Şunu bir yerinden çıkartayım arkadaşlar. En son olarak şuradaki sekman var. Bu sekmanı çıkartacağız. Kavramayı yerinden alacağız. Hadi bakalım. Kapağın orijinalini buraya monte ettik. Bu videoyu çekmemdeki amacı söyleyeyim size. Benim Fransa'da bir Yasin ustam var. O arada sırada bu şanzımanların içini vesaire açıyor. Söküyor, volant vesaire değiştiriyor. Bana da demişti, abi böyle bir şey denk gelirse kavrama değişimi diye çeker misin detaylı bir şekilde. Onun için çekiyorum. Taktım. Sekmanı da şöyle göstereyim. Güzelce yerleştirdim. Bu çıkma bir şanzıman. Yüksek ihtimalle yurt dışından gelen motorlardan sökülmüş olsa gerek. Yurt dışından motor şanzıman ülkemize giriş sağlıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde parça yedek parça halinde satılabiliyor. Veya da kazalı bir araçtan sökülüp satılabiliyor. Bunlar var. Hava soğuk, o yüzden biraz idare edin. Üşütmüş olabilirim. Şimdi geçelim kavramaya. Kavrama kısmını göstereceğim. Yasin Usta iyi izle buraları. Fransa'ya selam bu arada. Bütün takipçilerimize. Şimdi kavrama bu şekilde duruyor. Hemen şunu da şöyle kapatalım. Şimdi normalde az önceki taktığımız tas şurada duruyor. Tası açtıktan sonra bu gövdede şunu görüyorsunuz. Bunun da çevresinde şöyle bir sekman var. Bu sekmanı çıkartıyorsunuz. Sekmanı çıkarttıktan sonra bu zaten lap diye geliyor. Şu boştadır. Çekin alın bunu. Yasin Usta sen de keza öyle. Şu alttaki var ya, bu da boştadır. Bunu da çek al. Şimdi bu arabalar genelde kavramadan dolayı vurma yapabiliyor arkadaşlar. Ama QD250 böyle çok internette görebileceğiniz böyle
sürekli olan şanzımanlardan biri değil, biraz belalı bir şanzıman. O yüzden hani tamiri zor olan bir şanzıman. Elektronik kartı vesairesi tamir edilebiliyor. Ama şanzıman iç kısmında bir problem olduğu zaman genellikle çıkmasıyla değişime gidilebiliyor. Tabii ki bundan önce bir sökülüp bakılıyor. Ama düzen tutmazsa arkadaşlar ne yazık ki değişime kadar götürebiliyor. O kadar bir sıkıntılı bir şanzıman. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Yani bir problem olduğunda tabii ki de bakımsız araç intikamını yolda alır. Derler ya, bu arabada mesela kara vurulmuş, karda pati çektirilmiş. Ben her zaman diyorum arkadaşlar, bu arabalar offroad aracı değil ki, otomatik yağlı kavrama olsun, kuru kavrama olsun hiç fark etmez. Çok zorlamaya bunlar gelmez. Otomatikler zorlamaya gelmez. Manueliniz varsa parçalayın. Bu şanzımanın en azından 1/4 biri parası verip bir manuel şanzımanı alıp koyabilirsiniz. Hadi sıfırını alayım derseniz. 1/2 ya da 1/4'ünü vesaire fiyatını verip bu şanzımanı alıp koyabilirsiniz. Ama otomatik şanzıman kullanıyorsanız bunlara biraz daha dikkat edin. Neyse, Yasin Usta'ya buradan biraz daha bilgi verelim. Şunu göstereyim abi. Bunun bir adet sekmanı var. Hemen şöyle çıkıyor. Genelde otomatik, tam otomatik araçlarımızda bu balatalardan hep var. Bu çift kavrama, yağlı kavrama balatası göstereceğim. Baskı balata gibi düşünebilirsiniz ama yağın içinde çalışıyor. Hemen şöyle setini çıkartalım. Hatta şöyle yapalım. Ters çeviriyoruz. Ve çıkıyor. Bu küçük olanı, şunlar balataları. Bunlar arkadaşlar genelde yağları değiştirmediğiniz sürece yağlı kavrama olarak çalıştığı için şu gördüğünüz yeri bozuyor. Varsayın ki bu baskı balatanın baskı balatası, bu volant veya bu baskısı olarak da görebilirsiniz. Şu an bu balatamızda herhangi bir şey gözükmüyor. Sağlam yani. Bu kavrama kullanılabilir bana göre. Daha önceki söktüğüm araçlara göre, tecrübeme dayanarak. Yasin Usta'ma da buradan şunu söylemek istiyorum. Eğer böyle kavramalar varsa elinde, mümkünse kenara ayır, biriktir. Kenar araçlarda en azından kullanırsın. İkinciyi de keza sökelim, gösterelim. Soğuk var arkadaşlar. Bütün sahada çalışan arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Hemen şöyle. Burada şunu söylemek istiyorum. Şununla bu, burası püf noktadır. Şununla bunu karıştırmayın. Çok karışıyor. Başınıza bela alırsınız. Neden? Bu şu gördüğünüz, şu alttaki kapağın, bu gördüğünüz sekmen ise şunun arkadaşlar. Genelde bununla ikisini karıştırıyorlar ve kalın olanını aşağıya takıyorlar. Bu incesi. İncesi kavrama balatalarına takılan. Bunu unutmayın. Sonra sıkıntı yaşamayın. Hop, hemen şöyle bir açalım. Tabii bu tas gitti. Tabii bu, şimdi ben burada videoda anlatıyorum ama bunda da bir problem olabiliyor arkadaşlar. Atıyorum tasların basınç yerlerinden kaçırma vesaire de olabiliyor. Bu yüzden kavrama kitin böyle komple de değiştirilebiliyor. Balatasında bir problem olduğu zaman bu da değiştirilebiliyor. Şimdi bu da büyük balatalar. Bakın çiçek gibi. Hiçbir sorun yok. Ama bunun şanzımanı değişmesi gerekiyor. Çünkü bir vuruntu var. Yüksek ihtimalle içinde kılcal bir çatlak var ve bu kaçağa neden oluyor. Bu yüzden çıkma bir şanzıman alıp takılıp toplanacak. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi ben bu videoyu çekerken heyecanlandım. Çünkü yaklaşık 6 yıl önce keza bu şekilde bir şey parçalamıştım. Ben şunun balatalarını bulabiliyordum ama şu anda piyasada yok. Ve gün geçtikçe ister istemez enflasyona bağlı olarak araçlarımızın parçaları da pahalanıyor. Bu yüzden daha dikkatli olmalıyız. Bana sorarsanız bu arabanın şanzıman yağı değişilmesi gerekiyor. Unutmayın. QD250 idi yanlış hatırlamıyorsam. Şanzıman yağını değiştirip şanzıman yağ filtresi dahi var. Eğer bu filtre varsa zaten bunun bakımı olmak zorunda. Filtre ile birlikte şanzıman yağını değiştirip ömrünü uzatabilirsiniz. Gittikçe de daha da fazlalaşıyor. Bunların onarımları, işte çıkmalarının, parçalarının vesaire gitgide fazlalaşıyor. Fazlalaştıkça ne oluyor? Bir sektörde yeni bir talep oluşmuş oluyor. Biz daha önce bunun içini falan vesaire söküp dağıtmıyorduk ama bu demek oluyor ki şimdi daha da fazla böyle olmayan bir şeyin tamirine gidilmesi gerekiyor. Bu da onlardan birisi. Listeye eklendi arkadaşlar. Bilginiz olsun. Listeye eklendi. Bundan sonra QD250'lerde bizden sorulur.
Balataları da bu şekilde göstermiş olalım. Bunu sökmeden anlama şansınız zor. Cihaza bağlıyorsunuz. Evet, adaptasyon yaparken vesaire balata hatası verirse amenna. Ama vermezse sıkıntı büyük demektir. Genelde valvlere hata veriyor. Kavrama bitikse dahi valvlere hata veriyor. Ve vuruldu da bu gördüğümüz arızanın, yani bu araçta bahsettiğimiz arızanın aynısını da kavrama yaptırabiliyor. Daha önce değiştirip kurtardığımız araçlar var. Bunun bilgisini de verelim. Videonun sonuna balata toplamayı da göstermek istedim. Şimdi bu bir saç bir balata, bir saç bir balata diye gidiyor. Saç balata. Şimdi biz bunu dizerken de bir saç bir balata diye diziyoruz bu şekilde. En sonunda ola ki değiştirirseniz veya kontrol ederseniz, bakın şuradaki dişler var ya, bu dişleri şu şekilde düz yapmamız gerekiyor. Neden? Onu da göstereceğim size. Şimdi buna dikkat etmezsek bu buraya geçecek arkadaşlar. Ola ki bu zor geçiyorsa, yani tam dibine kadar oturmayıp zor geçiyorsa, bu dişleri kırar. Kırdığı zaman başınıza sıkıntı açarsınız. Söktüğünüzde de en önemli şey, dikkat etmeniz gereken birincisi segment, ikincisi de şu kanallar. Bu kanallar kayabiliyor. Bakın birini kaydırayım mesela. Bakın bu şekilde kayabiliyor. Ola ki geçmez meçmez, sakın ha çekiç mekiç kullanmayın. Alın elinize bir düz tornavida da. Kanalları dümdüz bir şekilde şöyle kontrol edin. Başınıza sıkıntı açmasın. Güzelce oturduğundan emin olun. Şunu da koyalım. Ay, elim dondu. Dışarıda kar yağıyor. Heh, geçti. Şimdi bunu böyle takıyoruz. Oturduğuna eminiz. Yükseklik yok. Sonra bunu takıyoruz. Ve kavrama hazır. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bütünden elimden geldiği kadar, detayına kadar sizlerle paylaştım. Bir de şurada şunu da söyleyeyim. Olur da ya bu niye oturmadı falan demeyin. Bunu üstüne taktınız. Sağ olsun. Şunu da şöyle koydunuz ya. Bu dışarıda çok rahat bir şekilde yerini tutuyor. Bakın biraz kasıntılı kalıyor. Bu kadar kasıntılı kalması normal arkadaşlar. Sekmanı biraz gerdire kenarlardan takmanız gerekiyor. Tabii ki de hangi sekmanı? Kalın olan sekmanı. Ben diğerlerini toplamadım. Bu yüzden hani bu şekilde oynuyor. Bu sıkıntı değil. Biraz zorlayarak bu sekmanı yerine geçirebilirsiniz. O da şu içindeki bilyadan kaynaklı. Bunda da bilya yatağını yemiş. Bak. Mevzu bu. Buraları da mutlaka kontrol edin. Herhangi bir çizik ve benzeri var. Şunun içinde de keza bilye var. Boşluk var. Bu yüzden bunu almak için bastırmamız gerekiyor. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Fransa'ya ve bütün ülkelere, bizi kim nereden izliyorsa, herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar.